Van Barosu İnsan Hakları Merkezi öncülüğünde işte İHADE Van Şubesi, ÖHD Van Şubesi, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve ÇEVDER olarak bir heyet oluşturduk. Bu hani kemiklerin ne kemikleri olduğuna dair olay yerine gitmek istedik bu amaçla. Biz Zilan Deresi'ne gittik işte, biliyorsunuz orada yüzlerce köy var ve orada bir Koç Köprü Barajı var. O alanda bulunulmuştu kemikler ve biz bunun üzerine 6 arkadaş gittik inceleme yapmak için. Gittik ve orada o barajın kuruduğunu, yani çekildiğini gördük. Çok az böyle kalmıştı artık. Kurumuş bir vaziyetteydi ve adım atar atmaz şey gördük. Kemiklerle karşılaştık. Hem yüzeyde çıkmıştı hem de toprağın altında, böyle çok böyle toprağı açtığınızda ortaya işte kemikler çıkıyordu. Çok fazlaydı, yani yüzlerce, belki daha fazlaydı. Biz daha fazla hani ileriye gidemedik. Birkaç fotoğraf aldık, video çektik, incelemelerde bulunduk. Bu kemikler insan kemikleriydi. İşte sırt kemiği vardı, kafatası vardı, birçok kafatası vardı. İşte uyruk kemiği vardı, çene kemiği vardı. Bu şekilde biz bunların fotoğraflarını aldık. Daha sonra fotoğraflarla beraber bir ihbarda bulunalım dedik ve ihbar dilekçemizi hazır ettik. Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı ile bir görüşme yaptık. Bu görüşmede işte bahsettik, hani çok fazla kemik var. Bu kemiklerin öncelikle biz hani tedbiren altına alınmasını istedik, koruma altına alınmasını istedik. Çünkü bu kemiklerin kimlere ait olduğu, hangi mezarlara ait olduğu bilinilmiyor. Hani tahminler yürütülüyor. İşte belki biliyorsunuz hani 1930 yıllarında işte Türkiye Devleti'nin gerçekleştirdiği Zilan Deresi katliamı sonucundaki kemikler olabilir. Ya da işte bunlar tabii şey, tahmin ama önemli durumlar. Hani Erciş'te zamanında birçok faili meçhul cinayet de işlenmiş. Sadece Erciş'te olmayabilir. O faili meçhul cinayetlerin sonucundaki kişilerin mezarları da olabilir. Bu yüzden hani bu kemiklerin tedbiren en azından savcılık kararıyla böyle bir koruma altına alınması gerekiyordu. Biz bunun üzerine işte Erciş Cumhuriyet Başsavcısıyla görüştük ve durumu anlattık. Fotoğrafları gösterdik. İhbar dilekçemizde de belirttik. Soruşturma devam ediyor. Henüz bir adım atılmamış zaten. 22 Aralık tarihinde biz bulunduk. Ama şu an 1 Ocak, henüz bir gelişme, bir işlem yapılmamış ama soruşturma devam ediliyormuş. Kemikler yani kime ait? Hangi kişilerin kemikleridir? Bunun ivedilikle soruşturulması gerekiyor. Yani Erciş'te faili meçhul cinayetler de yürütülmüştür. O dosyalar da vardır. Belki kapatılmış dosyalardır. Belki elde edilecek bulgular o kişilere ait kemik olduğunu gösterir. Yani bir ihtimal, böyle bir ihtimal var. Bir toplu mezar olma ihtimalini çok yüksek buluyorum. Yani yüksek bir ihtimal. Çünkü her adım atar, her adım başı bir top şey görüyorduk, kemik görüyorduk. Yani biz orada, bu çok ciddi bir durum. Bir ihbarda bulunuyoruz. Aslında bizim bulunmadan işte Cumhuriyet Savcısının derhal kendisinin resmen soruşturma yapması gereken bir durum. Ancak bizler harekete geçiriyoruz. Bizler böyle bir durum olduğunu söylüyoruz ve hemen bir soruşturma yürütmesini talep ediyoruz. Ancak dediğiniz gibi işte 2 hafta geçmiş. Henüz hani herhangi bir hareket yok. Bir koruma altına alma durumu yok. En önemlisi de o, yani bir tedbir alınmamış. Biz bu durumu yani hep yaşıyoruz, hep yaşadık. Bu etkili soruşturma yapmama halidir. Yani soruşturmanın etkili yürütülmemesi halidir. Ve bu oldukça bu keyfi durumlar daha çok artacak. Yani hukuku uygulamama birçok suçu beraberinde getiriyor.